Uşak Spor tesislerinin önünde şu anda teknik direktör Sayın Serkan Afacan'la birlikteyiz. Hocam sezona hazırlanıyorsunuz, antrenmanlarınız başladı. Şimdi içeride de geniş bir program yapacağız ama sadece sezon öncesi ne gibi hazırlıklarınız var? Onlardan biraz bilgi alabilir miyim? Öncelikle herkese merhaba. Biz sezon öncesinde birçok futbolcumuzla yolumuzu ayırdık. Çünkü hedefe uygun bir takım kurmak istiyoruz. Buraya nitelikli futbolcuları getirip Uşak Spor Camiası'na değer bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu konuda başkanımız, yönetim kurulundaki diğer yöneticilerimiz üstün bir gayret içerisinde. Öncelikle bir transferimizi netleştirip gelecek yıla hedefe uygun bir takım yaratmak istiyoruz. Çünkü hem Uşak şehri hem Uşak camiası taraftarı bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü başarı için gerçekten burada bütün koşullar mevcut. İşte antrenman sahamız, tesisimiz, yöneticilerimizin bu konudaki gayreti ve taraftarımızın inancı buradaki koşulları hazır hale getiriyor. Sadece yapmamız gereken nitelikli futbolcuları bir araya getirerek hedef uygun bir takım yaratmak. Şu anda da onun için mücadele ediyoruz. Tam o noktaya değinecektim ben de hocam. Farklı takımlarda da çalıştınız. Farklı takımların tesislerini gördünüz. Uşak Spor'un tesisleri nasıl hocam? Ya açıkçası biraz önce de söyledim ya, başarı için tüm koşullar burada sağlanmış durumda. Tesis, antrenman sahası, işte yüzme havuzumuz, tenis kortları, kapalı halı sahamız. Yani burada bütün koşullar hazır. Tesis anlamında da gerçekten futbolcularımız da son derece memnunlar. Fitness salonundan tutun da odalarındaki performans toplantı salonu, yemekhanesine kadar bütün koşullar sağlanmış durumda ve hepsi gerçekten bu lig için üst seviyede. O zaman hocam biz hemen aşık olarak da fazla bekletmeyelim. Yayınımıza geçelim. Onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. İnşallah hem transferleri hem de hedeflerinizi yayınımızda anlatalım hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. İçeride görüşmek dileğiyle. 64 Uşak Spor Kulüp Başkanı Sayın Hikmet Karaman'la beraberiz. Evet Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyoruz tesislerde bizi misafir ettiğiniz için. Tesisleri gezdik, gerçekten benim son zamanlarda gördüğüm en mükemmel tesislerden bir tanesi. Altyapı tesislerini gördük. Birkaç tane ayrı farklı programlarınız, farklı projeleriniz var ama inşallah onları biraz sonraki programda anlatacağız. Şimdi tesislerle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyim başkanım? Tabii. Cavit Hocam, öncelikle ben de size teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz, programımıza çıkardınız. Onur duyduk, şeref duyduk her şeyden önce. Evet, burası geçtiğimiz yıl yaptık biz burayı. Ama işte maalesef pandemiden dolayı burada bir açılış, kamuoyuna bir tanıtım yapamadık. İşin özü, ben burada kendimce bir hayaller kuruyordum. Böyle Uşak'ın geçmiş dönemlerde, Uşak Spor'umuzda futbol oynamış, Uşak amatöründe, Uşak Spor'da futbol oynamış büyüklerden burada bir maç organize edip güzel bir organizasyon hayal ettik ama bir türlü... Çok iyi olurdu başkanım. Onları da onur etmiş olurdu. Olmadı. Erteledik bunu. Yani iptal etmedik. Ben hala aklımızda, gönlümüzde var. İnşallah önümüzdeki süreçte burada bir program organize edeceğiz. Sahaya gelince hakikaten çok güzel bir sahamız oldu. Burada biliyorsunuz sentetik çim vardı. Sporcu sağlığı açısından çok da uygun olmayan bir zemindi. Sakatlıklar da yaşandı. Aynen, aynen. Mesela biz Noya Nöz'ü ilk sene sentetik çimle alakalı sakatlığından dolayı hemen hemen bir sezona yakın kaybettik yani. Oynatamadık. Bir tane örnek olarak vereyim. Burayı kaldırdık sentetik çimi. Drenajı vesairesi vardı zaten altında. Çim kendimiz, kendi ekibimiz, belediye ekibi elemanlarıyla birlikte teknik bakımdan destek alarak yaptık. Çok güzel bir saha oldu, güzel bir zemin oldu. Şimdi takımımız burada idman yapıyor, burada çalışıyor. Kampı burada yapıyoruz. Yani ekonomiye de katkı sağlamış olduk yani. Çok. Bir başka illere, başka otellere gidip kamp ücreti ödemiyoruz açıkçası. Yani Uşak Spor sezon için hazırlıklarını burada tamamlayacak. Tesisimiz malum burada. Oyuncularımız burada kalıyor. Burada yatıyor, kalkıyor. Efendime söyleyeyim, alt katta farklı jimnastik vesaire alanları var. Oralarda kapalı alanda çalışmak isteyen kapalı alanda çalışıyor. Sonra takımımız buraya geliyor. İdmanını burada yapıyor. Güzel bir saha, güzel bir zemin oldu. Kapalı sahamız var başkanım. Aynen. Halı sahamızda malum brandası ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Onu da yaptık, yeni bitirdik. İnşallah bu da hizmete girdi. Güzel oldu. Hakeza yine alt taraftaki tenis kortumuzun bir tanesinin üzerini kapattık. 3 tanesi açık, bir tane kapalı. Güzel bir kortumuz oldu. Yani burası huzur park. Güzel bir vadi. Yeşilin içi. Tam spora uygun. Çok güzel oldu.
Ben burayı çok beğeniyorum. Çok sık sık da geliyorum takımla birlikte. Yani keyif veren, huzur veren bir ortam var. İnşallah önümüzdeki süreçte de buraların katkısıyla takımımız iyi noktalara gelir. Biz burada çalışan takımın bir şampiyonluğunu yaşamış oluruz diyorum. İnşallah, inşallah başkanım. O zaman müthiş projeleriniz var. Biz hemen seyircilerimizi de çok fazla bekletmeyelim. İçeri geçelim başkanım. Güzel bir program yapalım. Siz orada hem transferlerden hem de projelerinizden anlatın. Çünkü Aşigolar'dan da bu anlamda bizlere çok fazla sorular var. Onları da rahatlatalım inşallah diyelim. İçeri geçelim ve yayınımız başlasın. İyi günler sevgili spor severler. Kanal 64 ekranlarında yayınlanan Spor 64 programının bu haftaki konukları Uşak Spor Kulüp Başkanı Sayın Hikmet Karaman. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uşak Spor Teknik Direktörü Sayın Serkan Afacan. Hocam hoş geldiniz. Sağolun, iyi yayınlar. Başkanım öncelikle çok teşekkür ederiz. Tesislerde bizi ağırladınız. Hocam misafirperverlik gösterdiniz. İkinize de çok çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde transferlere girmeden önce öncelikle yeni sezonla ilgili başkanım düşüncelerinizi ve hedefinizi almak isterim. Öncelikle buradan bütün spor severlere, aşigolara, kıymetli Uşak halkımıza saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Önümüzdeki günlerdeki Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, yine yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Başladık, transferlerimize başladık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde grupları belirledik. Beyaz gruba düştük bu sene. Geçtiğimiz yıl kırmızı gruptaydık. Ondan önceki yıl beyazdı. Beyaz, kırmızı, gidiyoruz yine beyaz. Hayırlı olur inşallah. Biz hedeflerimizi önümüzdeki yıl bir üst lige çıkmak üzerine kurduk. Bu bağlamda çalışıyoruz, uğraşıyoruz, emek veriyoruz hocamla beraber. Hocam da bu işin içerisinde gece gündüz emek veriyor, mesai harcıyor. İnşallah yani niyetimiz, hedefimiz önümüzdeki yıl Uşak Sporumuzun TFF 1. Liginde yer alması üzerine çalışıyoruz. İnşallah, inşallah başkanım. Evet hocam, sezon öncesi sizin de hedefleriniz biliyorum, antrenmanlarınızı da takip ediyorum ama en azından sezon öncesi sizin de bir düşüncelerinizi almak isterim. Evet, başkanımın dileklerine ve temennisine katılıyorum. İyi bir takım kurarak şehrimizi, camiamızı, taraftarımızı değerli kılmak istiyoruz. Bunun sonu tabii ki bir üst lig olsun istiyoruz. Bunun için tüm koşullar ve şartlar oluşmuş durumda. Antrenman sahamız, tesisimiz, şehirdeki inanmışlık, tabii ki taraftarımız özellikle. Bu doğrultuda bütün hedeflerimizi bir üst lige çıkmak olarak koyduk. Bir transfer politikamız var. Bütçemiz doğrultusunda şehrimize, takımımıza uygun olan futbolcuları, karakterli futbolcuları bir araya getirmek istiyoruz. Yönetim kurulumuz ve Sayın Başkanımız da bu konuda gerçekten çok büyük bir gayret içerisinde. Umut ediyorum ki hedeflediğimiz bir üst lige kurmuş olduğumuz takımla, taraftarımızın da desteğiyle ulaşacağız. İnşallah hocam. Sayın Başkanım bu sene bildiğim kadarıyla seyircili oynanacak maçlar. Onunla belli bir kota koyacaklar herhalde evet. Ama yine seyircili oynanması da Uşak Spor için bir avantaj gibi görüyorum ama. Muhakkak yani biz taraftarımızla birlikte olmak bizim için çok önemli. Bütün futbol için önemli yani işin açıkçası. Yani seyircisiz futbol gördük işte geçtiğimiz yıl maalesef. Yani resmi bir gelen bir şey yok bize ama duyduğumuz, edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki yıl yani en az %50 kapasiteyle tribünlere taraftarlarımız alınacak. Yani bu şekliyle olacak diye duyumlar aldık. İnşallah siz de ateşli olur. Taraftarlarla tanışırsınız hocam. Çok kısa sadece 54. yaş kutlamalarında siz de katıldınız. Orada bir taraftarın coşkusunu gördünüz. İnşallah maçlarda da gönül istiyor ki tamamıyla dolu olsun. Hocam şuna çok şahit olduk. Stat gerçekten tamamıyla dolu oluyor. O atmosferde futbol oynamak gerçekten futbolcular için de ve sağ kenarında antrenörler için de çok büyük keyiftir diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle. İnşallah. Şimdi başkanım transferlere aşigolardan da biraz sabretmelerini bekliyorum. İnşallah başkanım bir de bize bir çilek transferi açıklayacak son dakika olarak ama biz transferlere geçmeden önce hocam sizin de müsaadenizi alarak başkanımın bir hedefleri var. Çok güzel projeleri var.
altyapılarla ilgili projeleri var. Buradaki Uşakspor'un tesisleriyle ilgili müthiş projeleri var. Birkaç tane farklı yerde saha projeleri var. Bir tanesi İksaray Köyü var. Bir tanesi burada Çokkozlar'da var. Bir tanesi Oğudemirler, gittik, gezdik, gördük. Burada Uşak amatörüne de bunları aslında başkanım müjde olarak söyleyebiliriz. Başkanım, projelerle ilgili buradan Uşakspor tesislerinden başlayalım. Altyapıdan ve diğer projelerle ilgili de sizlerden kısa bir bilgi alayım. Evet. Şöyle diyelim. Uşak Belediyesi spor işleri olarak aslında çok yapmak istediğimiz planlarımız, projelerimiz var. Yani pandeminin arkasına sığınıyor gibi olacak her şey ama birçok şeyi, gönlümüzde olan birçok şeyi maalesef yapamadık. Yani uygulamaya koyamadık, hayata geçiremedik. Ama Allah nasip ederse 1 Temmuz'dan sonraki süreçte öyle gözüküyor ki pandemiyle ilgili olan süreç iyi gidiyor. İnşallah biz de bu yıl birçok turnuvalar, spor tesisleri yapıyoruz. Yapımı devam edenler var. Yaptığımız turnuvalar var. Yeni yapmayı planladığımız turnuvalar var. Yani hemen ben aklıma gelenlerden söyleyeyim. Bir tane satranç turnuvası düzenledik geçenlerde. Bayağı yoğun katılımlı. Online olmasına rağmen 100 civarında, sadece yerel bir turnuvaydı bu, katılım oldu. Güzel bir program oldu. Yine tenis turnuvası düzenledik. Geçtiğimiz hafta burada tenis kortumuzda bunu bitirdik. Final programı vardı, ödül töreni vardı. Katıldık, basından takip etmiştir arkadaşlar. Yine Kalfa Gorusu'nda cirit turnuvamız var. Biliyorsunuz cirit yani yeni bir saha yapımı da var herhalde başkanım. Onu da evet, ciritçi kardeşlerimize müjde olarak verebiliriz. Sahalarımıza bakım yapıyoruz. Yeni sahalar yapacağız inşallah. Yani turnuvadan bahsedeyim ben biraz, cirit turnuvası. Bizim biliyorsunuz yani 40 civarında takımımız var. Cirit takımı. Türkiye'nin hiç başka bir ilinde bu kadar takım yok. Toplasan 40 tane takım yok Uşak'ın haricinde. Evet. İşte Erzurum'da birkaç takım var. Onun haricinde yani ciritin bu kadar önemli olduğu bir şehirdeyiz. Biz de tabii ki turnuva yapıyoruz. Uşak Belediyesi olarak her yıl geleneksel yapıyoruz. Bu yıl 7.sini yapıyoruz. Başladık geçtiğimiz hafta. Bu hafta hafta sonları oynuyoruz. Bu hafta bayram münasebetiyle ara verdik. Bayramdan sonra devam edecek. İnşallah 31-32 takım katıldı turnuvamıza. Güzel müsabakalar oluyor. Yine bizim Atatürk Kültür Merkezi'nde, Dikili Taş Konağı'nda, Karataş Konağı'nda, Kapalı Spor Salonu'nda, Orhan Dengiz Salonumuzda, yeni ismiyle Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu oldu biliyorsunuz. Evet. Burada bayanlara yönelik olsun, çocuklara yönelik olsun birçok kursumuz var. 10 farklı branşta etkinliğimiz, spor kurslarımız var. Yine Uşak Belediyesi olarak bunları yapıyoruz. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz var. Diyetisyenlerimiz burada hizmet veriyor. Katılım oluyor mu başkanım? Oluyor. Yaklaşık yani haftalık 250 kişiye burada hizmet veriyoruz. Çok iyi güzel rakamlar var. Yine hakeza İzmir yolunda motocross pistimiz var. Türkiye'nin en önemli pistlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta yine burada da Türkiye Şampiyonası vardı. Oradaydık geçtiğimiz pazar başkanımızla birlikte. Burada yine turnuvalarımız var. Yani dolu dolu bir sezon, dolu dolu bir yaz geçireceğiz. Daha önemlisi, en önemlisini söyleyeyim. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Uşağımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Evet başkanım. Yani önümüzdeki yıla çok güzel, çok daha farklı, çok daha etkin bir yıl geçireceğiz. Allah nasip eder de İnşallah. Bu hastalıklardan, sıkıntılardan kurtulursak. Sportif anlamda da bunu taşlandırmış oluruz başkanım. İnşallah, inşallah yani. Yine tesislerimize gelecek olursak, işte burayı gezdik az önce, beraber gezdik. Çok güzel, çok söyledim ya biraz önce de, huzur veren evet. bir tesis. Huzur Parkı'nın içerisinde, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Aynen, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine kapalı spor salonumuz, halı sahamız kötü bir vaziyetteydi. Onu değiştirdik, üzerinin brandasını. Kırmızı siyahla taşlandırdık. Çok da güzel olmuş. Tesisimizde ufak tefek bakıma ihtiyaç olan yerler vardı. Onları yaptık. Tenis kortumuzun bir tanesinin üzerini kapattık. 3 tane açık tenis kortumuz. Yine yüzme havuzumuz burada. Burada şehrimizin çocukları yeni bir yüzme havuzu projesi de var herhalde başkanım. Evet, iki tane var inşallah. Spor Toto'yla bir tanesi kesinleşti, bir tanesi de önümüzdeki yıl olacak. Yüzme havuzu Karagaş Mahallesi bölgemizde olacak kuvvetle ihtimal. Orada da ihale işlemleri devam ediyor.
İnşallah. İnşallah. Onları da spor sever halkımıza kazandıracağız. İnşallah, inşallah. Başkanım hemen bir de çok kısa bu Huzur Kent'teki altyapı testleriyle ilgili de güzel bir projeniz var. Ben biliyorum projeyi. Spor severlere bahsedelim ondan da başkanım. Yani inşallah önümüzdeki dönemki çalışmamız bu yönde olacak. Orada güzel bir alan var şehrimizin merkezinde. Çok güzel bir bölge. Yani buradan Huzur Park'tan daha güzel bir tesis yapmayı amaçlıyoruz orada. Araştırıyoruz. Arkadaşlarımız, hocalarımız gitti. Farklı illere, farklı projeleri yerlerinde incelediler. Biz bunlarla ilgili doneleri topluyoruz. İnşallah güzel bir proje çıkaracağız. Yani 3 aşağı 5 yukarı şekillendi ama çok netleşmediği için ben çok detayına girmeyeyim. Ama önümüzdeki yılda at çiftliğimizin karşısındaki altyapı tesislerimizde çok güzel şeyler olacak. Orada güzel bir kompleks alanı şeklinde değerlendirip sporcuların da barınma imkanı olacak mı başkanım, aynen, orada yatılı kalabilecekler mi? Kesinlikle böyle bir şey hayalimizde bu var. Altyapımızın güzel bir tesise ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Burada sporcularımızın kalabileceği, efendime söyleyeyim, en azından her antrenman sonrasında duş alabilecekleri. Kesinlikle duş alabileceği, yemeklerini yiyebileceği, burada sosyal aktivitelerin de içinde olduğu, burada zaman geçireceği, burayı severek öğrencilerimizin, sporcularımızın buraya gelebileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz. İnşallah diyorum ben. İnşallah, inşallah başkanım. Olmazsa olmazımız stat projemiz başkanım. Evet. Var mı çalışmamız? Statla... Bu pandemiden dolayı bir pandemi öncesinde bir program yaptığımızda aslında sizin düşünceniz belliydi. Siz Hikmet Karaman olarak demiştiniz. Yani evet. Ben stadın olduğu yerde olmasını istiyorum demiştiniz ama başkanım orayla ilgili bir gelişme var mı? Onunla ilgili Serkan hocamın da düşüncesini almak isterim. Şundan dolayı, çünkü gerçekten stad olduğu yere inşa edilirse müthiş bir gelir olacak yani. Yani inşallah Cavit hocam unutmamışsınız. Yani şunu söyleyeyim. Tabii ben gönlümde orası var. Yani orası olsun istiyorum ama en kötüsü yokluk hocam. Yani orası veya Kalfa korusu. Bir şekilde bir stadımız olsun. Yani keşke orası olsa ama orası olmuyorsa da UEFA kriterlerine uygun inşallah. Bir tane stadyuma ihtiyacı var. Yani biz iliz, İl takımıyız. Spor sever, futbol sever bir şehiriz. Bizim bir tane stada ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili başkanımız, belediye başkanımız, Mehmet Altay vekilimiz son günlerde girişimleri var. İnşallah yani buradan hayırlı bir haberler bekliyoruz. Yani ben önümüzdeki süreçte özellikle biraz önce de dedim ya, düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılı. Bu yılda inşallah buranın kazması vurulur diye hedefim var kendimce, beklentim var diyelim. İnşallah güzel bir stada kavuşuruz. İnşallah, inşallah. Sayın hocam farklı illerde, farklı takımlarda da çalıştınız. Evet. Mutlaka şehir içinde ve şehir dışında stadı olan takımlarda da çalışmışsınızdır. Şehir içerisinde olması taraftar anlamında daha güzel olmaz mı? Ya tabii şimdi ona karar verecek olan ben değilim ama genel anlamda baktığınızda gerçekten şehrin içindeki statlarda özellikle işte altları dükkan yapılması kulübe de ciddi anlamda bir gelir sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bunun kararını verecek olan şehrin önde gelenleri, idarecileri sayın başkanımızdır. Ama ben de tabii ki bir futbol sever olarak şehrin içinde ulaşımın kolay olduğu bir stadyumun olması ve gelir getirmesi, dükkanların açısından şehrin içinde olması daha anlamlı olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Başkanım stat konusunu inşallah farklı bir programda daha detaylı konuşalım inşallah. Güzel bir projeyle altı otopark ve etrafının komple dükkan olduğu ve Uşakspor'a inanılmaz bir gelir. Ben inanıyorum ki Uşakspor artık birincilik değil Süper Lig'i de kaldırabilecek seviyeye gelir diye düşünüyorum o gelirleriyle birlikte. Başkanım hemen bir kısaca şeyden de bahsedeyim. Bu ulusal lisans alan 34 takım içerisine Uşakspor girdi. Evet. Ulusal lisansını aldı. Onunla ilgili de düşüncelerinizi alayım. Yani kulüp lisans bölümünden onayı aldık. Mali açıdan yani, bir sıkıntı yaşanmadı. Bir sıkıntımız yok. Bunu geçtiğimiz yıllarda biz bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamış bir kulübüz. Tabii. Bunun için soruyorsunuz siz de anladığınız kadarıyla. Aynen aynen. Altyapı var, personel giderleri var, yani, futbolcu giderleri, hukuki, mali kriterler falan. Kesinlikle yani bunları yerine getirdik. Biz yani ayağımızı yorganına göre uzatan bir kulübüz işin açıkçası. Yani bu işleri birazcık hesabını kitabını şaşırınca sonrası kötü oluyor maalesef. Biz de bu bağlamda geçtiğimiz sezon elbette
sıkıntılarımız, maddi ihtiyaçlarımız var ama federasyon nezdinde bunları hallettik. Uşak sporumuzun şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Kulüp lisanstan vizeyi aldık diyebiliriz. İnşallah. Başkanım, şimdi transferlere geçmeden önce sizden bir flaş çilek transferi bekliyorum bugün bu yayında. Yani flaş... Yayın öncesi bize de söylemediniz. Haberimiz yok. İlk defa burada. Demeyelim. Bizim aldığımız oyuncuların hepsi değerli. Hocam bu işe çok emek veriyor. Çok mesai harcıyor. Allah razı olsun. Ben huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Yani aldığımız oyuncuların hepsi iyi. Bunu gelen önümüzdeki süreçte tabii hocam, göreceğiz. Şimdi başkanım, Ömer Çiçek var, Umut Kaya var, Berkay Samancı var, Onurcan Güler var. Güler. Var. Evet. Erol Alkan var, Sertan Yenoğlu var, Canberk Dilaver var, Emir Dede var. Tabii iyi kaliteli oyuncular var. Hatta iki tane de genç altyapıdan oyuncuyla yola devam ettiniz. Burada bizim iç transferde İbrahim Şirin ve İbrahim Bağcı ile gençlerle evet. de sözleşme imzaladınız. Gelen oyunculara baktığımız zaman hocam size devam edebiliriz. Hı. Hepsi de belli bir kariyer sahibi oyuncular ve ben şu sadece 8-10 tane bir transfer var. Bu transferlere baktığım zaman yine hedefe yönelik bir takım kurulduğu izlenimi var bende. Evet, şimdi baktığımızda ismini saydığımız arkadaşlar gerçekten hem kulübümüzü hem şehrimizi, armamızı, camiamızı en iyi şekilde temsil edecek nitelikli oyuncular. Nitelikli olmaların yanı sıra karakterli futbolcular bunlar. Bir üst ligden olan arkadaşlarımız Ömer olsun, Umut olsun, Onurcan olsun, işte burada Berkay olsun, PTT Lig'in seviyesinde olan arkadaşlarımız. İşte Sertan Yenoğlu daha önce Türkiye'ye gelmiş Konya Spor'a. Konya 1922'ye iki dönem kiralanmış. Önemli kariyere sahip, Bundesliga 2'de oynamış bir oyuncu. Erol arkadaşımız yine Elazığ'da Süper Lig'de Hatay Spor 2. Lig'inde görev almış. Yanlış hatırlamıyorsam Lucescu döneminde milli takıma seçilen bir arkadaşımız. Canberk Dilaver'le ilgili Celal Emir Dede. Onlar da önümüzdeki hafta bayramdan sonraki 2. etap kampına katılacak olan arkadaşlarımız. Evet, gerçekten şehrimize, dokusuna, camiamıza uygun arkadaşları bir araya getirerek hedefe uygun bir takım kurmaya çalışıyoruz. Burada dediğim gibi başkanımızın ve yönetim kurulunun çok büyük bir çabası var. Onlara ben de çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etap kampına kadar da bir transferimizin büyük bölümünü bitirmiş olacağız. İnşallah. Evet, Sayın Başkanım, yayın öncesi de çok telefon trafiğiniz yoğundu. Flaş transferi ısrarla istiyoruz. Evet, aşırı yani, olarak bekliyoruz inşallah. Son dakika. Uzun zamandır bir tane golcü, forvet, santrafor diye tabir ettiğimiz bölgeye oyuncu bakıyorduk. Yani az önce netleşti. İşte evet. Hocamla da görüştük. Yasin Ozan'ı sözleşmeyi imzaladık. Az hayırlı. Önce de paylaşmış olması lazım arkadaşlarımızın da. Kulübümüze kazandırdık. Yani bu Cavit Hocam transfer sürecinde ben şöyle, en zoru forvet, santrafor evet. olmak. Yani evet. hakikaten az yetişiyor demek ki hocam. Yani gol atmak zor bir şey herhalde ki. Yani tabii bir ince çizgi var. Yani aldığımız oyuncunun geçmişi vesairesi, bunlar önemli. Hocam araştırıyor. Biz geçtiğimiz yıl Gürkan vardı bizim takımımızda. Evet. Çok da faydalı oldu. Spor'dan. Hocamızın eski öğrencisi. Problemi yaşamadı. Hiç yaşamadı. Gürkan. İyi sonuçlar aldık ama bu sene olmadı. Yollarımız ayrılmak durumunda kaldı. Tabii Gürkan tercihini başka bir kulüpten yana kullandı. Biz yine bütün topçularımız olduğu gibi çok tecrübeli bir isim. Uşak Spor'a hayırlı evet. olsun. İnşallah Uşak Spor'un ihtiyacı olan bölgedeki gol problemini çözer inşallah. İnşallah. Evet. Hayırlı olsun diyoruz buradan. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Vurduğu gol olsun diyoruz. Vurduğu gol olsun. Evet, evet. Hocam transferleri biraz daha ben aslında konuşmak istiyorum. Şu anda yaklaşık 8-10 arasında bir oyuncu transfer edildi ama mutlaka daha transferler de olacak. Evet. Görüştüğünüz oyuncularınız da var. Çok yoğun takip ediyorsunuz. Şöyle izlenimim, genelde tecrübeli ve üst ligleri de görmüş oyuncuları tercih ediyorsunuz. Bu aslında hedefe bir adım daha ulaşmanın kestirme yolu mudur? Ya şöyle söyleyeyim, bu liglerde hazır bulunmuşluk seviyesi çok fazla olan oyuncu sayısı yok. Yani bu liglerde olan oyuncuların kötü olduğu anlamına gelmiyor.
Tabii bir üst ligi yaşamış, bir üst ligi tekrar hedefleyen, yakalamak isteyen oyuncu arkadaşlarımızı buraya getirmeye çalışıyoruz. Ha bunu yaparken alt liglerden ya da genç oyuncuları aramıza almayacağımız anlamına gelmiyor bu. Yani bugün baktığımızda 2000-2001 doğumlu oyuncuları da kadromuza katmak istiyoruz. Transfer biraz ağır ilerliyor gibi görünse de ya aslında şudur, bizim istediğimiz nitelikli oyuncuları birçok takım istiyor. Ama biz burada tercih nedeni oluyoruz. Çünkü biz bir şehir takımıyız. Biz bir camiayız. Taraftarı ciddi anlamda taraftar kitlesi arkasında olan bir takımız. Taraftarlarımız antrenmanlarımıza geliyor. Futbolcularımızla sürekli diyalog halindeler. Bu da açıkçası tercih nedenlerinden bir tanesi oluyor. Ya bir de şu var, yani bir telefon edip 10 futbolcu getirmek değil, işte 10 telefon edip bir futbolcu getirmek. Bu da futbolcunun ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor. Amacımız dediğim gibi Uşakspor'a, şehre, camiaya yakışan arkadaşları bir araya getirerek büyük bir aile olmak, şehirle bütünleşmek. Bunu yapacak kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Gelen transferlere baktığımız zaman da her birinin çok fazla talepleri var ama Uşakspor'u tercih ettiler. Kendilerine de başarılar diliyoruz orada. Evet başkanım, şimdi transferler devam edecek. Yoğun bir şekilde çalışılıyor. Evet. Aşigolar'la geçen caddede yürürken biraz transfer konusunda geç kalmadık mı? Program yaparsan başkanıma sor diye bana ilettiler. Evet. Yani aslında hocam az önce söyledi. Kolay değil. Hakikaten kolay değil, değil Cavit hocam. Değil. Yani değil, defalarca arıyoruz. Yani biz hocamla biz biliyoruz işin yüzünü. Biz birçok konuştuğumuz oyuncu anlaştığımız halde sırf sözleşme imzalamadığımız için başka kulüplere gidiyor. Yani ben resimle çekildik biz. Ama o imza olmadan paylaşım yapmıyoruz biz. Yani bu noktalara gelinceye kadar hakikaten mesai harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Yani çok kolay değil. Hele yani bizim kulübümüzün durumu malum. Yani çok maddi açıdan güçlü bir kulüp değiliz. Bu işlerde maddiyat maalesef çok önemli yani. Ben elbette yani keşke sezonun sonunda hemen transferlerimizi bitirip hazır başlamış olmak isterdik ama yani hakikaten kolay değil ama çok da geç kaldığımızı düşünmüyorum. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. İnşallah önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'ndan sonra transferlerimizi eksik olan noktalarımızı da tamamlayıp hızlı bir kampla sezonun başına kadar hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah başkanım, transferler konusunda ne derler, sık eleyip sık dokunmak. İnce eleyip sık dokunmak. Evet yani kesinlikle evet. Çünkü geçmiş dönemlerde de bakıyorum gelen transferlerden öyle çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Birçoğundan da yani evet. Sakatlık haricinde sıkıntı yaşanmadı. Aynen. Birçoğundan da fayda alındı. İnşallah bu transferlerden de aynı faydayı alırsınız. İnşallah yine bu senede oyuncularımız başarılı olur. Sakatlık sıkıntılar olmaz. Başarılı bir sezonla sezonu tamamlayıp üst lige çıkarız diye düşünüyorum inşallah. Grubu değerlendireceğim hocam ama gruba geçmeden önce sezon öncesi bir kamp programınız var mı? Testlerde mi devam edeceksiniz? Şimdi biz ilk etap kamp programını Arife günü sabah yaptığımız antrenmanla sonlandırıp bayramın ikinci günü akşam burada arkadaşlarımıza tekrar başlayacağız. Burada İkinci etap kamp programını kendi testlerimizde yapıp üçüncü etap kampta belki işte başkanımızın da organizasyonuyla Afyon'da bir otelde yapmamız söz konusu. Ondan sonraki süreç tekrar evimizde maçları bekleyeceğiz. Öyle bir süreç bizi bekliyor. Gruba dair de şunu söylemek istiyorum. Evet, grubu iyi değerlendirelim. Çünkü bayağı bir kilometre bazında da sağ olsun bazı haber sitelerinden Aşigo TV arkadaşımız çalışmış. Şöyle bir baktım yani 10.000 kilometrenin üzerinde bir şey var. Yolculuk var, bayağı uzak yerler var. İyi takımlar var baktığın zaman. Evet. Yani siz daha yakinen biliyorsunuz. Grubu bir komple değerlendirelim hocam. Çünkü çok para harcayan takımlar var burada. Ya şöyle söylemek istiyorum. Genel anlamda şöyle bir algı var. İşte beyaz grup birazcık daha bütçe anlamında denk takımların oluştuğu bir grup olarak görünse de oynanmayan maç sonucu belli olmayan maçtır. Onun için kolay ya da zor grup ya da kolay ya da zor takım yoktur. Önemli olan bizim ne yaptığımızdır. Biz de başkanımın da biraz önce söylediği gibi hedefe uygun bir takım yaratarak şehrimizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Şimdi önünüzde liste var. Listeye şöyle baktığımda gerçekten
önemli takımların yer aldığı bir gruptayız. Tek tek gidelim. 1922 Konyaspor. 1922 Konyaspor biliyorsunuz Konyaspor'un altyapısı olarak görünen, Konyaspor'a alınan genç oyuncuların orada pişmesi için gönderilen bir takım konumunda. Yani bu sene de aynı aşağı yukarı herhalde bir yapılanmaya sahip olacaktır. 24 Erzincanspor geçen sene playoff oynayan bir takım. Erman Kılıç diye bir kardeşimiz var. Ona da başarılar diliyorum buradan. Ama bu sene işte nasıl bir bütçeleri vardır, nasıl bir yapılanma içindelerdir, onunla ilgili açıkçası net bir fikrim de yok. Akhisarspor yıllarca Süper Lig'de yer almış. Bize komşu bir şehir diyeyim. Yani önemli başarılara imza atmış geçmişinde ama sanıyorum ki ekonomik anlamda bazı sıkıntıları var. Birçok futbolcuyu kaybettiler. Evet. Ama onlar da iddialı bir takım kuracaklardır. Onun çabası içerisindelerdir muhakkak. Ahmet. Ahmet Spor, Mesut Toros arkadaşımız, hocamız gitti oraya. Zaman zaman onunla fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Onlar biraz daha hazır bir takım. Geçen de görüştüğümüzde kampa gittiğini, işte 24 futbolcuyla kampa gittiğini, çok fazla eksi olmadığını bahsetti. O da bu ligin her dönem iddialı takımlarından biri olmuştur Diyarbakır temsilcisi olarak. Ankara Demirspor geçen sene ve ondan önceki senelerde ciddi yatırımlar yaparak bu ligde önemli başarılara sahip. İnanıyorum ki onlar da, takip ediyorum yakinen zaten, önemli transferler yapıp bu grupta iddialı takımlardan bir tanesi olacaktır. Ankara Demirspor hocam, ben şöyle araya gireyim. Hı? Bu grupta baktım içinlerde. 3, yani benim 3. sezonum başkan olarak kulüpte. 3 sezondur aynı grupta bizimle birlikte beyaz, kırmızı, beyaz evet, devam eden takımlardan birisi. Evet. Ve 2 sezondur da playoff oynadı yani. Evet. İyi bir takım. İyi bir takım kuruyorlar. Evet, Buca Spor benim de daha önce çalıştığım, şampiyonluk yaşadığım bir takım. Onlar da Cihan Başkan'la birlikte bir çıkış yakaladılar. Önemli transferler yapıyorlar. Onlar da yarışmacı bir ekip olarak bu grupta yer alacaklardır. Eskişehirspor önemli bir camia, bir futbol kenti tıpkı kesinlikle Uşak gibi. Evet. Ama yaşadığı işte ekonomik sıkıntılardan ötürü genç oyuncular da ligde devam ediyorlar. Onların herhalde transfer yasağı devam ediyor. Genç oyuncularla bu yarışın içinde olacaklardır. Sparta Spor bu sene lige çıktı. Açıkçası onunla ilgili çok bir fikrim yok. Karacabey var hocam belediye. Karacabey Belediye geçen sene takip ettiğim bir takım. Birkaç tane oyuncu da vardı. Hatta yardımcı antrenörümüzden birkaç defa da onları izlemeye gittiler. Onlar da düzenli bir kulüp. Bursa Spor'la ilişkileri iyi olan bir kulüp. Yani onlar da bizim gibi yarışın içinde olmak için mücadele edeceklerini düşünüyorum. Kastamonu 1966. Kastamonu daha önce Zonguldak Spor'da çalıştım. Çok yakın, hatta birkaç defa da gittik Kastamonu'ya. Yani onların da bir yatırım yaptıklarını biliyorum ama işte dediğim ya, bu transfer süreci hemen olup biteverecek gibi bir durum değil. Onlar da yavaş yavaş transferlerini gerçekleştiriyor. Kırklareli Spor var hocam. Kırklareli Spor geçen sene playoff oynamış. Volkan Başkan, değil mi başkan? Evet. Çok saygındır kendileri. Evet, bizim de iyi dostluğumuz evet, vardı. Onunla ilgili size de ayrı bir şey alacağım başkanım. Evet, onlar da şimdi bakıyorum yavaş yavaş bir oyuncu kaybettiler ama yavaş yavaş bir yapılanma içerisindeler. Geçen sene playoff tadını aldılar. Herhalde bu sene de playoff için mücadele edeceklerdir. Kırşehir Belediyespor varmış. Kırşehir Belediyespor'da geçen sene playoff oynadı biliyorsunuz. Diğer gruptaydı. Onlar da oyuncu kaybettiler. Hocaları değişti ama yine de onlar da bu tadı aldıkları için, playoff tadını aldıkları için Nazilli Belediye. Playoff'un içine yer alacak. Nazilli Belediyespor da yeni çıktı. Yani onlar da bir yapılanma içerisinde, transferlerine bakıyorum daha çok genç oyunculara yönelmiş durumdalar. Ama dediğim gibi bütün takımlar bu yarışın içerisinde olacaklardı. Bir de 4 tane takım düşüyor biliyorsunuz. Bu da bir zor bir süreç anlamına geliyor. Pazarspor var hocam. Pazarspor geçen sene pazarda evet bir maç oynamıştık. 2-0'da mağlup olduk. Ben sporla gittik. Orası da bir futbol kenti. Rize Spor'dan özellikle genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Pazarspor her zaman zor bir deplasmandır. Yani baktığınızda en uzak deplasmanlardan bir tanesi. Evet. Pendik Spor. Evet. Pendik Spor'la ilgili bugünlerde spor kamuoyunda yer alan bir haber var. Biliyorsunuz işte Eyüp Spor Başkanı'nın Pendik Spor'u aldığını ve orada işte yeni evet, bir yapılanmaya gideceği konusunda. Evet. Ya şöyle söylemek istiyorum. Başkanımla da defayetten oturduk, konuştuk. Biz hiç kimseden çekinmiyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Oynadığımız futbol, ortaya koyduğumuz mücadele, şehrimizi en iyi şekilde temsil etme isteğimiz bizi bu grupta başarılı kalacaktır. Sadece biraz sabır istiyoruz. Yani Pendik Spor'un ya da diğer takımların gerçekten ne yaptığını çok önemli. Önemli olan bizim ne yaptığımız.
Biz de bunun için büyük bir çaba içerisindeyiz. Çok tecrübeli takımlar var hocam grupta baktığın zaman. Şanlıurfa Spor'u hemen kısa kısa alacağım hocam. Zonguldak'a biraz fazla zaman ayıracağım çünkü çalıştınız orada. Şanlıurfa Spor da evet ligin gerçekten bütçeli takımlarından bir tanesi. Çok ciddi bütçelerle kurulan bir takım. Ama biraz önce de Sait Bey'le de konuştuk onunla. Adana Spor Süper Lig'e çıktığında bütçe anlamında 14. sıradaydı. Ama ligi birinci olarak bitirdi. Önemli olan organizasyonun doğru yapılması. Biz de bunu doğru yönettiğimizi düşünüyorum başkanımızla birlikte. Evet son olarak Zonguldak Kömürspor hocam. Evet, sizin Zonguldak Kömürspor. Zonguldak şehrinin, Zonguldak Kömürspor'un gerçekten bende yeri ayrı. Teknik adamla ilk başladığım şehir. Orada çok düşük bütçelerle oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla spor kamuoyunun dikkatini çekmiştik, beğenisini kazanmıştık. Benim teknik adamlık kariyerimin başlangıcı açısından çok önemli. Yani başkanıyla da zaman zaman görüştüğümüzde ben iyi bir Zonguldaklıyım diyorum. Böyle gülüşüyoruz, hatta böyle fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Tabii ki yani benim için Zonguldak Kömürspor manevi anlamda çok farklı bir yerde ama biz artık Uşak Spor'a hizmet ediyoruz. Uşak Sporluyuz. Uşak Spor'umuzun başarılı olması için başkanımın da dediği gibi gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Dün akşam gece 2'ydi galiba değil mi başkanım? Evet. Birbirimizle telefonlaştık. Böyle bir sürecin içerisinde yer alıyoruz. Sayın Başkanım, gruplarla ilgili sizin de düşüncelerinizi değerlendirme, ister takım bazında ister genel bazda yani, değerlendirmenizi. Aslında en güzel, en kritik cümleyi hocam kurdu. Yani kolay grup, zor grup yok yani. Bizim ne yapacağımız önemli. Ben de bu noktadayım. Böyle düşünüyorum. Yani bir kamuoyunda bir algı var. Yani beyaz grup daha kolay, kırmızı grup daha zor gibi. Tabii spor severlerimiz şu anki durumlarına göre, takımların aldığı oyunculara göre bir yorum yapıyorlar. Evet. Ama gerçek olan bir şey var. Oyun anlamış, maç kazanılmaz. Sahaya çıkacağız, oynayacağız, kazanacağız. Güçlü veya güçsüz ondan sonra meydana çıkacak. Yani biz şampiyon olabileceğimiz bir grupta olduğumuzu düşünüyoruz. Bu diğer grupta olsak da aynı şeyleri söyleyecektik ama biz istediklerimizi, hayallerimizi gerçekleştirebilirsek biz ipi göğüsleyip önümüzdeki yıl kuruluşumuzun 100. yılı takımımızı şampiyon olarak bir üst lige taşımak istiyoruz. Yani bireysel bazda çok değerlendirecek bir şey yok. Sonuçta 18 tane maç yapacağız bir devrede. Evet. İnşallah istediğimizi, hayallerimizi sahaya yansıtıp İnşallah. İnşallah. Hocam hemen antrenman saatiniz de geldi. Evet. Çok da vaktinizi almak istemem. Son olarak söylemek istediğiniz gruplarla ilgili, transferlerle ilgili ya da taraftarlara söylemek istediğiniz mesajınız varsa... Yani genel anlamda zaten birçok konuya değindik. Transferden, şehirden, camiadan. Taraftarımızın ve şehrin bizden ne beklediğini farkındayız. Bütün çabamız Uşak Spor'u, şehrimizi, camiamızı, taraftarımızı değerli kılmak adına. Bunun için gerçekten çok büyük bir emek veriyoruz. Zamanımızın büyük bölümünü bu konuda harcıyoruz. Başkanım yönetim kurulu olmak üzere. İnanıyorum ki şehrimize en iyi şekilde temsil edecek nitelikli ve karakterli arkadaşlarımızı bir araya getirerek bu yarışın içerisinde biz de varız diyeceğiz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah. Başkanım son sözleriniz. Evet. Aynı şekilde ben de hocamın söylediklerine katılıyorum. Buradan sporsever halkımıza, Aşigolara hayırlı bayramlar diliyorum tekrar. İnşallah stadyumda o eski günlerin yaşanacağı, her şeyden daha önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani biz geçtiğimiz sezon eğer seyircimiz stadyumumuzda olsaydı hocam, evet, İnşallah bunu bu yıl beraber yaşayacağız. İnşallah. Çok daha farklı noktada olurduk. Kesinlikle. Bütün samimiyetle söylüyorum. Yani son haftalara biz playoff hattı gireceğiz mi girmeyeceğiz mi korkusu asla olmazdı. Yani biz hakikaten seyircimizin gücünü de arkamıza alarak çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben hepsine saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Başkanım ve hocam bizlere zaman ayırdınız. Testlerde bizleri ağırladınız. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olsun. İnşallah. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum.